Herkese merhaba, ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars, yani yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer üçlü oynuyoruz arkadaşlar. Üçlü bir şekilde oynuyoruz. Bakalım, uzun süredir üçlü oynamamıştık. Üçlü de gayet keyifli olabiliyor, dörtlü gibi. Zaten haritaları aynı. Hani şey gibi düşünürüm. Mesela solo'yla ikililerin haritası aynı ya. Bunun da haritaları birbiriyle aynı. O yüzden keyifli yani dörtlüyle. Bilmiyorum daha mı kolay oluyor, daha mı zor oluyor, onu çok şey yapamadım ama. Bakalım, hayırlısı bakalım. Bu arada arkadaşlar, daha fazla Bed Wars'lar için videolar vermeyi unutmayın. Bizim çocuk o tarafa gitti. Komşu aslında yatağı kaplamamış. Allah. Oraya rushlasak nasıl olur? Abi kaplayana kadar giderim gibi ya. Niye böyle rushlıyorum bilmiyorum ama. Şu an aslında hiç rushlayasım da böyle tam kill oynayasım var. Bloğum da belki yetmeyecek. İçimdeki bir dürtü. Rushla. Rushla. Sen kimsin lan? Hadi be. Nasıl bir kaplama yapıyorlar lan? Onlar çok enteresan bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Aa, bize yandan biri geliyor. Bri bri. Gel bri. Oo, biraderim Kuno, sen gelene kadar sabah oldu be. Niye böyle geç gel? İki tane de elmas getirdi, tamam. Süper arkadaşlar. Adam sağ olsun bize. Burada aynı fiyatlar aynı mı? Anlamadım tam. Şunları ver. Buna gerek yok. Şimdi ben bir makas alırsam kesinlikle şeyi kırarım abi. 4 şöyle. Şunu da 3 al. Onlar full yünle kapladılar. Yani çok iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Fakat ben o tarafa uğraşırsam diğer taraftan gelirler gibi. Gibi gibi geliyor gibi gibi. Ama yeşile çok fena ayar oldum ya. Sen kimsin de öyle kaplıyorsun lan bedini? Geri mi açmışlar bedin etrafını? Bu arada şaka yapıyorum. Bedin etrafını... Aa, kırılmış mı? Bed nerede lan? Ya kardeşim, ne yapıyorsunuz ki? Ben anlamadım ya bu takımı. Ne yapıyor arkadaşlar bunlar? Ne bileyim abi. Böyle bir koruma şey yöntemi yok ki kardeşim. Orada red de gelecek diğer taraftan. Bizimki... Aa tamam. Bizimki yardıma geliyor. 3v2 alırız lan bunları. Canını yediğim, ne diyorsun? Vaziyet alın, yöntem şimdi uçacağım. Ha? Bedlerin nerede olduğunu biliyorum az çok da. Şurada şurada. Ah be. Abin bir tane bomba ya. Bir tane bombalık işleri var ya. Öyle yapayım bari, ne yapayım. Base'de malzeme çıkmıyor ama maalesef. Şuna baksana abi. Komple kaplayıp bed'i yok etmeye istiyorlar. Halbuki ben bak şuradan bile hesaplayabilirim kardeşim. Şu çizgi, tamam, şu çizgiden. 1, 2, 3. Üçüncü bloğa yaptın mıydı? Hemen bedleri açık olur. Yalnız işte şöyle bir sıkıntı var. Bizimkiler bana biraz yardımcı olsa daha iyi olur nispeten. Hayırdır biraderim? Bizimkilerden bir tanesi AFK mı bana mı öyle geliyor? Evet, AFK. Bir tane AFK'mız var. Diğeri zaten geliyor, uçuyor falan. Ben yine trap geliştireyim de. Yine tek başımızdayız arkadaşlar. Yine gözümüz yükseklerde. Hayat geçiyor perde. Bizimki gidiyor sanki. Bu red fazla oldu ya. Bak diğer taraf en azından kendi halinde takılıyor. Red paso bize gelmeye çalışıyor abi. Şu yolu bir kapat. Canım da yok bu arada. Red oradan geçerse kırar bizi. Uyanmış herhalde bizimkinin biri de. Aha, lagback oldu. Bu bana da oluyor arada. O yüzden fazla isyan etmeyeceğim artık. Lan oğlum, tuzağımızı yedi ya. Tuzağımızı yedi herif. Geçen mesela bir oyunda bana da olmuş lagback. O yüzden hiç konuşmaya gerek yok. Olabiliyor demek ki arkadaşlar, herkese. Ama benim başıma çok geldiği için rakip tarafından. Ona biraz benim isyanım. Bir tık daha yukarıdan gitti. Arkadaşlar direkt. Yes. Ne oldu lan cücük Ramazan? Bize gelip duruyordun. Aldın mı hakkını? Ben şey anlamadım. Red bizle uğraşıyor. Green base'den çıkmıyor. Blue'yu kim kırdı abi? Ve bitirdi. O da bana enteresan gelen durumlardan biri. Çok fazla blok almayacağım. Ya yeşil çok gelişiyor ya. Harbi çok gelişiyor. Red cesaret edemez gibi. Ben şu yeşile bir tık daha denesem mi ya? Veya hani fırını geliştirsem bir şey birikmiyor. Uy, 8 ne abi? Ben 8 tane elmasla gider de ölürsem. Yani siz belki bir şey demezsiniz ama ben kendi kendime utanırım yani. Ya Allah aşkına Red, gözünü seveyim. Bir sal bizi daha. Fırını geliştireceğim abi kesinlikle. Ne oldu lan? Aa! Elmaslarım elimde duruyor hala. Lag mı oldu? Bazen böyle olabiliyor. Geçenlerde bir tane daha oyunda böyle bir şey olmuş.
Halbuki bayağı da yumruk vurmuştum. Millet bana yumruk vurursa 500 km öteye uçuyorum. Ben millete vuruyorum olduğu yerde sabit. Yanına en fazla bir tane daha blok koyuyor falan. Bizimkilerde mi geliştirdi tam o arada, o yüzden mi geliştiremedim? Ne oldu ben anlamadım ki. Hop şimdi. Lan kırıldık. Bizimkiler gözünü seveyim, neredesiniz ya? Etrafına bomba falan, hah geldi bak. Hoş geldin bebeğim. Oo erken geldin ya. Niye geldin bu kadar erken? Herif yalnız intihar saldırısı yaptı abi. Herif intihar saldırısı yaptı. Ve daha ilginç bir durum. Yavaş kırmayı geliştirmiştik herif böyle. Böyle yavaş 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 kırdı abi. Ben böyle birinin bedin yanında bekleyen biri olsa atlasam töbe kırılmıyorlar. 2 saat böyle sanki obsiden kırıyormuş kadar uzun sürüyor. Yeşil çok ayar etti beni ya. Kırmızı ayır ayır etti, yeşil ayar etti beni. Ben gelişmeden kimseye saldırmayacağım ya. Ortaya da gelmiyorlar madem. Yeşilin 2 dakikalık işi var abi, çok ciddiyim. Kırmızı desen biraz da eleriz zaten. Nerede o? Biri ölmek istiyorum mu dedi lan? Eledik. Şu an eledik kardeşim. Şarpmısı var. Evet evet, git o tarafa git git. Oy oğlum, elmas sırları. Oo 11 tane. Benim yerime bir sürü şey toplamış reis. Arkadaşlar sakin olursak bu maç bizde, bak onu söyleyeyim. Yapmamız gereken şeyler, daha doğrusu yapmamamız gereken şeyler heyecan. Korumayı fullemem lazım. Yeşil garip bir şey deniyor. Onu tam çözemedim kafamda. Önce onu bir normalleştirmem lazım kafamda. Orada inanılmaz şeyler oluyor. Abi şöyle de bir şey yapacağım, bak izle. Bak bunlara TNT yağmuru. Ardından TNT yağmuru yeter. Golem. Bir tane golem. Hadi biraz da bomba. Bombayı 3 al. 8 tane de şey varmış. Bunu al. Bunu al abi. Orta zaten benim. Korumayı da fullleyeceğim kardeşim. Ne istiyorsun? Tamam. Arkadaşlar birazcık abartacağım. Yıllar önce Ali Bey amcayla bir video çekmiştik, Egg Wars. Biraz abarttık mı ne diye bir video vardı. Bilmeyenler gidip izleyebilirler. O tarz bir şey yapacağım. Bizimki oradasın. Ben tekrar ortaya gitsem bomba atarlar mı? Elmasa falan da yol yapıyor bunlar. Invis'le girsem, TNT yağmuruna tutsam, ben bunları her türlü öttürürüm. Bunlar bir şeyler yapıyor ve şu an karşısında kimse duramayacağını düşünüyor. Yapsınlar abi, birazcık challenge'larını tamamlasınlar. Garip şeyler deniliyor. Kırıldığı anda böyle dağılacaklar etrafa. Diyecek başsız kalacaklar. Diyecekler ne oldu bize? Biz nasıl bu hale geldik diyecekler arkadaşlar. Ama tek korkum böyle bir yerden bir yere doğru giderken bomba falan atılması. Bombamı da fullleyeceğim kardeşim. Şöyle upgrade'den bir şey geliştirmeye gerek yok, hızlı kırmaya falan. Ben korumaya yükleneceğim. Abi bir invis daha. 2 invis fazla oldu sanki ya. Bir de invis jump falan alsaydık. Şu. Tamam harika. Şu tarafa mı geçeyim? Bu tarafa geçeyim. Bizimkiler ele... Abi adamlar düşüyor bayağı ya. Yeşiller paso pasa düşüyor. Birinde numaralı, ismi numara. Yemeyiz bu numaraları. Süt de alacağım kardeşim. Yani bunlar şimdi tuzak buzak da... Oğlum siz karşınızda Minecraft bilgisi Bed Wars'u çok iyi oynayamasa da en azından bu konuda bilgisi olan bir insan var. Çok yanıldınız şu an. Şarpmasını geliştir. Koruma 2'ye yoğunlaşalım şimdi. Şöyle sen TNT'ni biriktirmeye devam et. Ver abi 6 tane TNT. Sen bombanı biriktirmeye devam et. Şunları şöyle diz. Tamam mı kardeşim? Ben var ya öyle böyle geleceğim. Siz şu an kendileri böyle geliştiğini falan düşünüyor arkadaşlar. Tek korkum ne biliyor musunuz? Ve içimde öyle bir sızı var. Ya böyle gelişmeye çalışırken bir yerden bir bomba yiyeceğim gibi. Bu arada 3v1 kalmışım. Yeni bir durum değil. Bizim genellikle yaşadığımız bir durum bu. Hani zaten şaşırmadım o arkadaş, takım arkadaşlarım. Biri AFK'ydı, biri de paso düşüyordu zaten. O yüzden çok da açıkçası şaşırmadım ama... Şu an bir tanesi sürekli düşüyor onlardan, anlamadım. Bilerek mi yapıyorlar, ne yapıyorlar? Şöyle bomba. Tamam. Çok fazla blok alma. Bu tarafa geçiyorum. Kardeşim bekleyin. Geliyor abiniz, geliyor. İki tanemiz, bir jump, bir şey daha önemli aslında. Ortaya da bir tekrar ele geçirsem. Buraya geçeyim. Buradan da bir şeyler alayım. Sonra ortaya geçeyim. Ortadan başka bir base'e gidip biraz daha malzeme alıp girdim mi tam gireceğim abi. Hatta golem için de biriktirebilirdik. Golem kaçtı ki? 120 falandı sanırım. Neyse bomba da önemli. Altı elman da sen fulle. Bloğu da fulle. Blokluk kafamız rahat etsin. Okey.
Burada da rahat etmezse zaten 9. Koruma 20 istiyor abi, bir koruma daha. Bunlar o tarafı ele geçirdi yalnız. Cüp diye düşecekmişim gibi geliyor. Allah'ım ne olur öyle bir şey olmasın ya. Ortaya mı geliyorlar? Çok saçma sapan hareketler. Hatta ne yapacağım biliyor musunuz? Ben bunları kırmadan önce bunları aşağı atacağım. Öyle kıracağım abi, o derece. Hop, şurada da var bir şeyler. 6 tane daha. Invis Jump Speed. Invis Jump Speed. 1000 tane alırım abi. Yalnız şuradan geçerken tekrar... Oğlum bunlar da bak. Reconnect, Disconnect. Troll herhalde bunlar. Bitti. Tek girişimde kıracağım bak. Tek girişimde. Şöyle tamam. 9. O zaman abi koruma 4 yapamayacağımız... Ne yaptım be Deniz'im ben? Hızlı kırmayı geliştir. Invis Jump Speed ve bir tane daha Invis. Abi şurası full Invis. Tamam, şunları yukarı at. Şu Jump. Şu da Speed. Tamam. Golem'in de ver. Golem de şu 2'de kalsın. Bombanı al. Bloğunu al kardeşim. Gidiyorum. Uzattık uzatacağımız kadar. Dediğim gibi gireceğiz, bitecek abi. İnşallah. Hani hepsini öldüremeyebiliriz 2 saniyenin içinde ama. Jump'ını iç. Speed'ini iç. Şu Invis'i de ver diğerine. Şu Invis'i de iç. Geliyor mu? Gelmiyor. 1000 tane TNT dizeceğim buraya. Ne oldu? Gel. Hop gel. Golem o sende. Yine mi sen lan? Hot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 . Ne oldu lan cücük Ramazanlar? Hayır. Oğlum bir sal da. Oğlum nasıl kulaç attım yalnız ha. Gel gel 1v1 gel. Ha, şimdi kendi sonunuzu hazırladınız mı bebeğim? Kaç bir yerlere? Hoyt 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 tosun o. Ağzı burnu yesin o. Ne oldu lan ha? Bir imiz daha içtim. Bunları tek tek yakalamam lazım ya. 3 tane bombam daha var. Buradayım, buradayım bebeğim. Hadi tamam, bir tanesi daha gitti. Tek vuruş. GG. İşte bu kadarsınız. İşte bu kadarsınız bebeğim. Tek girişte bitersiniz kardeşim. 6'sı final kill. Ne oldu oyun başında beni aşağı attırıp, güzel mi taktik miymiş? Hiç anlamadım ne yaptıklarını ama sağ olsunlar, bana güzel bir başlık çıkardılar abi. Teşekkür ederim. Çok da isyan edesim gelmiyor o yüzden. Challenge gibi bir şeydi yani. Evet arkadaşlar, o zaman bu video da bu şekilde olsun. Hem böyle garip bir video oldu. Böyle bir kendi başına bir özelliği olsun videonun. Hiç planlanmış bir şey değil kesinlikle, yemin ediyorum. Herifler girdi oyunun başında garip bir kaplama yapmaya çalıştılar. Ben ne yaptıklarını anlamadım. Eğer siz anladıysanız arkadaşlar yorumlarda yazın. Ve bedin etrafını da düzgünce kaplamamışlar. Hani TNT bomba falan alınca hiç mi akıllarına gelmedi, onu da çözemedim. Bir de tek tek üstüme geldiler, defans da yapmadılar sonradan. Allah'tan korumayı falan geliştirememişler. Ben her şeyimi geliştirdim. Golem'i hemen çok hızlı öldürdü. O beni, ya da golem sıkıştı bir yere, onu da çok anlayamadım. Güzel bir videoydu. Gerçekten biraz abarttık galiba gibiydi, o Egg Wars gibiydi ama bu gerçekten güzel bir win'di. Tek başımıza kalmamıza rağmen, oyunun başından beri tek başınaydık. Gerçi bizimkilere çok daha hızlı yapmak istemiyorum ama oyunu kazanmayı bildik. Üçlü de bu şekildeydi arkadaşlar. Üçlü de genelde böyle challenge falan deniyorlar sanırım, anlamıyorum, takımlar garip oluyor. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer Bed Wars'tan keyif alıyorsanız ve bu videodan keyif aldıysanız kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Diğer videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.